Evet kıymetli dostlar, golbağı.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli arkadaşlar, 10 Haziran 2024'ün ilk videosu bu. Lütfen beğenilerinizi çok görmeyin, kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Fenerbahçe Beko şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes ile final serisinin 3. maçında karşılaşacak. Dileğimiz o ki son maç olsun, zira kazanmamız halinde şampiyon oluyoruz. Ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff final serisi 3. maçında Anadolu Efes'i konuk edeceğiz. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. BN Sports haber ekranlarından naklen şifresiz yayınlanacak. Yani kapalı giriş oynanacağını zaten Fenerbahçe duyurmuştu. Seride ilk iki maçı 85-74 ve 101-70'lik skorla kazanan Fenerbahçe Beko bugün kazanırsa 11. şampiyonluğuna ulaşacak. Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes ile sahasında kaybettiği ilk iki maçın ardından pazartesi kazanarak seriyi 4. maça taşıma niyetine gidecek ama inşallah Fenerbahçe 3 galibiyete ulaşıp şampiyon olacak arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Ben aklıma gelmişken bir şey söyleyeceğim. Neden şu görüntü olmasın maçta? Neden yani Aziz Yıldırım çağrılıp da onore edilip de gel başkanım, gel hem birlik beraberlik mesajı verelim, hem dosta güven düşmana korku salalım, hem de dünyaya Fenerbahçe'nin aslında bir nevi yeniden doğduğunu gösterelim demek bence zor olmasa gerek. Yani şu görseli bence taraftarın görmeye hakkı var. Ne yapın edin, gidin Aziz Yıldırım'a ricada bulunun. Ya gel deyin başkan, Fenerbahçe senin deyin. Sen Fenerbahçe'nizin, Fenerbahçe de senin deyin. Çağırın. Benden tavsiyem. Burak Kızılhan'dan transfer sorusuna cevap. Burak Kızılhan Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunmuş. Ama biz transfer kısmını özellikle merak ediyoruz arkadaşlar. Hani milyonların beklediği görüntü şu oldu. Fenerbahçe düşmanlarına karşı birlik beraberlik içinde olduğumuz, neler yapabileceğimizi gösterdik. Bundan sonra da göstereceğiz diyor. Açıp masaya şey yapacağız diyor. İnşallah çifte kutlamayı yapmış oluruz diyor. Hani basketbol finaliyle ilgili 2-0 öndeyiz. Kendi evimizde oynayacağız. İnşallah güzel bir başlangıç yapıp kupayla döneriz diyor. Transfer sorusuna da cevap. Fenerbahçe futbolda transferleri ne zaman açıklamaya başlayacak diye bir soru geldi. Ben hem yönetim kurulu üyesiyim hem de taraftarım. Ben de bekliyorum. Bakacağız demiş. Bakıp göreceğiz demiş. Vallahi biz de Fenerbahçe taraftarı olarak artık yeter diyoruz. Yeter diyoruz. Artık insin uçaklar diyoruz. Bu arada A milli takım kadrosuna da sürpriz ekleme olmuş. A milli takımın Polonya ile oynayacağı dostluk maçı var. O da bugün akşam. Ve Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Yasin Özcan da kadroya eklenmiş. Ne diyor yapılan açıklamada? Ümit milli takımımızın aday kadrosunda bulunan Yasin Özcan bugün A milli takımımızın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dahil edildi. Sabah saatlerinde kampa katıldı diyor. İlk kez A milli takım forması giymiş olacak eğer giyerse. 18 yaşındaki sol bek Kasımpaşa formasıyla 40 maça çıkıp 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Bizim transfer listesinde yer alan isimlerden birisi. Yalnız ben burada bir şeyden kıllandım. Ulan acaba milli takımda farklı sakatlıklar var da bunlar bize aktarmıyor mu diye düşündüm. Ferdi'nin yedeği Mert Müldür diye geçiyoruz. Hani ama yine de Mert Müldür de tam manasıyla sol bek olmaz. Neydi o, Cenk Özkaçar mesela sol bekti. Acaba Cenk Özkaçar falan sakatlandı, turnuvada oynamayacak da o yüzden mi Yasin'i çağırdılar diye şüpheleniyorum. Neyse, hep birlikte bekleyip göreceğiz. İşte Jose Mourinho'nun istediği yıldız. Arkadaşlar artık transfere başladık. Artık seçim kaygısı bitti. Seçim süreci sonlandı. Çok da güzel bir görüntü verdik. Birlik beraberlik mesajını da dünyaya duyurduk. Şu an elimizden gelen tek şey takımı desteklemek. Hocam Ali Koç seçildi. Ben Fenerbahçeliliğimi askıya aldım. O zaman sen hiç Fenerbahçeli olmamışsın ki. Hiç olmamışsın. Hocam işte Aziz Yıldırım seçilseydi ben Fenerbahçe'yi desteklemezdim. O zaman sen hiç desteklememişsin ki zaten. Bakın 6 senelik başarısızlığa ben de tepkiliyim. Ben de öfkeliyim. Ben de öfkeliyim. Ortak paydadayız. En azılı Aziz Yıldırımcı ne kadar Ali Koç'a tepkiliyse ben de o kadar tepkiliyim.
Ancak en azılı Ali Koç'u ne kadar Ali Koç'a güveniyorsa ben de o kadar güvenmek zorundayım. Siz de o kadar güvenmek zorundasınız. Hani köprü geçildi. Oy oranları. Bu arada aklıma takılmışken ben bu kanalda mı diğer kanalda mı video çektim. Dedim ki ben oy tahminimi yapayım. 62'ye 38 dedim. Hatta dedim hani Ali Koç %62, Ali Aziz Yıldırım %38. Hatta dedim aklınızda dedim 62'yi tutamazsınız da 38'i Kayseri plakasından tutarsınız dedim. Bakalım kimler hatırlayacak? Kimler hocam şu videoda demiştin diyecek. Aziz Allah. Hep birlikte göreceğiz. Bakalım has takipçiler belli edecek. Jose Mourinho'nun istediği yıldız. Tottenham forması giyen Joe Radon. Şimdi Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor ve İngiltere'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Mourinho ona hayran. İngiliz gazeteci Alistair Gold, Jose Mourinho'nun Tottenham forması giyen Galli asıllı Joe Radon'a hayran oldu ve transferini isteyebileceğini öne sürdü. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi bizim medyamız şey yapıyor. Transferini ister. Kesin ister. Bu da diyor ki adam ona hayran, isteyebilir. Kiralık olarak Leeds United'da geçirdi. 26 yaşındaki savunmacı 50 maçta 4384 dakika sahada kaldı. 1.93 boyunda skor katkısında bulunamadı. Tottenham'da 2026'ya kadar kontratı var. Fenerbahçe hamle yapar mı yapmaz mı bilinmiyor. Arkadaşlar oyuncu Galler formasıyla 45 maça çıkmış. 8 milyon euro piyasa değeri var. Şimdi transfer marketini açtım. 26 yaş. Galler milli takımının oyuncusu. Ve Tottenham'ın oyuncusu. Hani burada da bir eleştiri babında yapayım. Hani Ali Koç'un çok samimiyim başkanıyla dediği. Oradan oyuncu alabiliriz dediği Tottenham'ın oyuncusu. Sağ bekte de oynayabiliyormuş bak. 1.93 boy sağ bekte de oynayabiliyorsa demek ki biraz da sürati var. Bize de yarayabilir. Premier Lig'in tozunu attırmış. Rennes'de bir dönem kiralık oynamış. Svensia altyapısından çıkmış. Svensia U21'e. Bu arada Svensia U18 ve alt yaş kategorisi Galler'in takımı. Ama Svensia U21 İngiltere'nin takımı gözüküyor. Enteresan, demek ki belki de Galler'de de aynı isimle akademisi var. Svensia A takımından 16 Ekim 2020'de Tottenham'a 12.1 milyon euroya gitmiş. Ve oyuncu Tottenham'ın oyuncusu. Yani 50 maç 4385 dakika süper bir şey. Ama şampiyonşipte mücadele ettiğini de hatırlatmakta fayda var. Bakalım Fenerbahçe'nin tercihi ne olacak ama ben olsam denerim. Çünkü bu boy dikkat edilmesi gereken şey. Fenerbahçe'de fesih görüşmeleri başlıyor. Biz hep transfere odaklandık ama gitmesi gereken isimler de var. Hem de çok ciddi isimler var. Hem de çok sayıda isimler var. Biz bu detayı çok ama çok atlıyoruz. Şu anda bak Fenerbahçe transfer marketi güncellenmedi. Güncellenmesi lazım. Hani Fenerbahçe transfer marketine bir elden geçirmeleri lazım. Transfer marketin, hatta bütün takımları güncellemeleri lazım. Kimin hangi futbolcusu geri gelecek, kiminki gelmeyecek. Bunu kesinlikle güncellemeleri lazım. Onu da söyleyeyim. Şimdi sakatlıklar sebebiyle 1,5 yıldır forma giyemiyor Luan Perez. Ve artık yolların ayrılması gündemde. Lisansını iptal edip oynayabileceği bir takıma gitmesi gündemde. Fenerbahçe formasına 23 resmi maç, 1 gol 1 asist. Ve inanılmaz bir kader. Allah kimsenin başına vermesin. Artık Luan Perez'in de yolunu çizmesi lazım. Miguel Crespo konusunda bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Miguel Crespo normalde bizim futbolcumuz. Vallecano'da kiralık. Vallecano'da bayağı beğenilmiş. 6-8-10 oynayabilen oyuncu. Satın alma opsiyonuyla gitti. Şimdi kimi kaynaklarıma göre 4, kimi kaynaklarıma göre 6 milyon euroya satın alınabilir. Ama 6'ya satın alınsa bile %20'si eski kulübünün, 4.8 alacağız. 4'e satılsa 3.2 milyon euro almış olacağız. Ama tabii bir de yıllık ücreti var. İyileştirme yapılan yıllık ücreti. Zamanında 10 milyon euroyu gördüğünde Ekim 2022 Mart 2023 arasında keşke o dönemde 12'ye isteyen kulübe satsaydık. Ama bizim de hatamız böyle oldu. Şimdi Crespo'yu Sporting Lisbon geniş transfer listesine aldı. Ve Sporting Lisbon önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacak arkadaşlar. Bak. Şimdi ben şuna kızıyorum. Sporting Lisbon gibi bir takım senin futbolcunu istiyor. Ama sen istemiyorsun. Yani 364.8 milyon euro piyasa değeri olan bir takımdan bahsediyoruz. Bu takım senin futbolcunu istiyor ama sen istemiyorsun. Mesela Morten Juhlmann adamların ön liberosu. Hidemasa Morita
15 milyon euroya yükselmiş 29 yaşındaki oyuncu. Pedro Gonçalves falan 10 numaralar. Adamların hani transfer market verisi yüksek futbolcuları var. Morita'yı hatırladınız değil mi arkadaşlar? Hatırlamasanız zaten imkansız olurdu. Böyle de bir olay var. Ben bilginiz olsun diye söylemek istedim. Umut Nayır için Fenerbahçe'ye tam 5 teklif. Saydın mı lan? Bu arada santraforları yok adamların. Yani az santraforları var. Sporting Lisbon. Fenerbahçe'de geçen sezonun yarısında Pendik Spor'a kiralanan Umut Nayır'a Süper Lig ve birincilikten toplam 5 kulüp talip oldu. Kimler talip olmuş? Pendik Spor düzenli olarak forma şansı istiyor. Yedek kalmamak adına Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünüyor demiş. Bunu söyleyeyim. Ya Umut Nayır konusunda şunu belirteyim. Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan bir futbolcudan bahsediyoruz. Atılım yapmasını beklediğimiz bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama atılımı yapamamış bir futbolcudan da bahsediyoruz. Aslında Umut Nayır çok iyi yerlere gelebilirdi ama bilmiyorum şansı mı tutmadı, bahtı mı olmadı, kaderi mi denk gelmedi. Mesela Fenerbahçe'den Pendik'e gitti, leblebi gibi goller atmaya başladı, sonra duruldu. Ya niye duruluyorsun? Durulmasan Cemal Hakkı. Neyse ben Umut Nayır'ın falan böyle 22 Haziran'da kampa katılacağı görüşündeyim. Umut Nayır, Luan Perez, hatta Cao Pedro falan bunlar bizim hep kiralık futbolcularımız arkadaşlar bak. Yani biz şimdi şeydeyiz. Mesela Lincoln Henrique'nin sezonu sürüyor mu onların ligi bitti diye biliyorum ama bitmiştir diye biliyorum gerçi. Mesela bu futbolcular bu kamplara katılacak. Mesela Lincoln Henrique nereli? Brezilyalı. Peki biz Lincoln Henrique'yi nereden aldık? Portekiz liginden. Bu arada Lincoln'un sezonu sürüyormuş arkadaşlar. Daha 12 Haziran'da Bragantino ile falan neydi? Atletico Mineiro Bragantino maçı var diyor. Yani 12 Haziran çarşamba saat gece 3.30'da falan maçı var diyor. Yani adamların ligi de sürüyor. 6 milyon euro opsiyon var. Fenerbahçe %85'ine sahip bu arada transferinin. %15'i Santa Clara'ya verilecek. Bu sezon 19 maça çıkmış. 2 gol 3 asist 929 dakika gösteriyor. Yani Brezilya Serie A'nın ikinci şeyi başlamış oldu. Kiralık mukabelesi ne zamana kadar? 31 Aralık 2024'e kadar. Yani Haziran'a kadar değil. 31 Aralık 2024'e kadar. Biz mesela Lincoln Henrique'yi bu dönem aralığında göndermişiz arkadaşlar. Ben mesela bu zamana kadar hep Haziran diyebiliyordum. Yani dönecek diyebiliyordum. Lincoln Henrique'nin 31 Aralık 2024'e kadar gitmiş olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Dönüş Ocak'ta olacak ama ya umarım bonservisini alırlar. Hem bize ek bir gelir olur. Hem de futbolcu da bir nevi kurtulmuş olur. Avrupa devlerinde Ferdi Kadıoğlu yarışı peşin peşin söylüyorum. Ferdi'yi şu an için Fenerbahçe'den alacak bir parayı verecek takım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'deki piyasa değeri çok yüksek. Aşırı yüksek. Felaket yüksek. Yani bugün Ferdi'yi almak isteyen bir takımın Fenerbahçe'ye vermesi gereken hani ben 20 milyon euro veriyorum kesinlikle satmaz. Fenerbahçe kesinlikle 20 milyon euroya Ferdi'yi satmaz. 30 milyon euro veriyorum. Belki düşünebilir. 35-40'ı da şu Türkiye piyasasında kimse vermez. Ama fakat lakin Euro 2024. Bakın milli takımda oynuyor. Muhtemelen her maça az çıkacak. Yani sakatlık vesaire olmadıkça. İngiliz İtalyan takımlarının gündeminde. Arsenal'in 25 milyon euroluk bir paket hazırladığı da söylentiler arasında. 51 maça çıktı. 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. Ve artık hani Ferdi Kadıoğlu eğer gidecekse bile çok değerli paralara gitmek zorunda. Yabancı kuralını geçtiğimiz günlerde söyledim. Yine söylüyorum. Arkadaşlar değişmezse yani ekleme çıkarma yapmazlarsa yabancı kuralını sündürmezlerse durum belli. Ama yok yabancı kuralını değiştiririz, sündürürüz, onu yaparız, bunu yaparız derlerse ben onu bilemem. Ben ona da karışamam. Ama
durumlar bu şekilde, duyumlar bu şekilde. Ben Ferdi'nin kalacağı görüşündeyim. %99 kalacak diyorum hatta. Ha 35 milyon euro bir takım verir. Sonra bana demeyin hocam hani kalacak da 35 milyon euroya gitti demeyin. Çünkü 35 milyon euroyu veren olursa da gider diyorum. Anlaşıldı? Okey. Sıkıntımız kalmadı. Arkadaşlar bir beğeniyi çok görmeyin. Kanalımız Kadıköy Sokak kanalımız. 69.700 abone gösteriyoruz sizde. Ama 69.800'ü zorluyoruz. Sevdiklerinizi, eşinizi, dostunuzu bu kanala getirin. 2 Ağustos'a kadar üyelik açılamıyor bu kanalda. Üyelik isteyenler, duyum isteyenler diğer kanala geçsin. Ben videolardan duyumları alırım diyen varsa da bu kanalda kalsın. Çünkü videolarda duyumları zaten peş peşe sıralıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.